Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, önünde görmüş olduğunuz mouse'ları bugün inceleyeceğiz. Ee, hem bana çok fazla gelen sorular oluyordu. Abi hangi mouse almalıyım, ne almalıyım, hangisi iyidir, bütçeme uygun ne vardır diye. Ee, önümüzde görmüş olduğunuz 5 tane farklı bütçeden ve farklı şekilde olan mouse'ları bugün inceleyeceğiz. Artık hangisini almak size kalmış. Başlayalım. Ee, hangisi de başlayayım? Hangisi de başlayayım? Bizim Logitech'le başlayalım. Klasik. Herkesin kullandığı, sevdiği. Ee, bütün herkesi bulunan, kimse de olmasa da ikinci olarak bulunan bir süper bu. Ya yani piyasadan ilk çıkmış e, en iyi gemik masalından bir tanesi bu ki yani, zamanla tekti. Yani ben seviyorum. E, özellikle bu yeni renkleri falan çok daha hoş. Bence bu masun hem yani, ilk çıkmasından dolayı çok tutulduğunu söylemeliyim. Bu birincisi. İkincisi, e, skatezleri görmüş olduğunuz üzere şu an ben yani, bundan sonra göstermiş olduğum, ...ve sevecek olduğum daha doğrusu, diğer mouse'lardan daha bir skatezlere sahip ve bu daha fazla kaymasına sebep oluyor. Ayrıyeten hani daha hafif mouse istemek istiyorsanız hani şu parçası da çıkıyor. Bu zaten manyetik olduğu için işimiz çok daha rahat buluyor. E, herkesin kullandığı, herkesin sevdiği klikleri olsun, yanındaki tuşları olsun ve şarjı özellikle bence diğerlerinden çok daha iyi olan şarjı uzun gittiği için herkesin ilk tercih ettiği mouse Superlight. Ee, bunu kutu çevirinin zengin olduğunu söyleyebilirim. ama kendi üzerinden çıkan yapışkanlığı ben ne kadar sevmesem de ilerleyen zamanda evime yol açıyorlar. Ama normal kullandığınız yapışkanlar yani kutu içinden çıkan yapışkanlar çok kaliteli. Sadece çok kısa ömür var. veya ee, sadece onu söyleyebilirim. Hani bunun üzerine abi benim elim terliyor, kayıyor diyorsanız onlardan ekstra bir tane daha almanızı ben öneriyorum. E, ee, Süper o yüzden şimdi böyle kenara bırakıyorum şöyle şurada kalsın. Şimdi e, bitti. Yani en azından e, Sprat'ın biraz muadili bununla var ama önce bunlardan başlamak istiyorum. Çünkü bunların e, şeyi farklı. Yani aslında herkesin daha çok sevdiği, eski CS Pro'ların oynadığı Zuri Mouse'ların şeklinde benziyor bu. İşte EJ2 olsun, bir şey olsun. Sağımızda görmüş olduğunuz bu Mouse Razer'ın DeathAdder V3 Pro'su. Ee, bu arkadaş da Pulsar x Wireless. Ee, belki bu marka çok bilmiyor olabilirsiniz ama yurt dışında çıkan ve gayet kaliteli bir markadır. İkisini aynı anda inceleyeceğiz. Çünkü ikisinin de şefi birbirine çok yakın. İkisi de birbirine çok fazla benziyor. Alındaki farklara bakacağız şimdi. Önce Pulsar'dan başlayayım. E, ee, bunun sensörü, hani şu an görmüş bütün masa içerisindeki en güçlü sensöre sahip. Ama hani o kadar fark var mı diyecek olsanız, yani ben hepsini kullanmış bir bala hepsini gerçekten kullanıyorum. E, çok da bir farkı yok ama tabii ki ne kadar iyiyseniz o kadar iyi bizim için. E, bunun içinden e, herhangi bir e, bu yanındaki şeyler falan çıkmıyor. Yani düz mouse ve kablosu geliyor. E, bu mouse'un bence diğerlerinden tek artısı e, bu gelen default skaterlerinin gerçekten kaliteli olması. Ama bu mouse delikli yapıda olduğu için e, herkes hitap etmiyor. Hani ne bileyim ben delikli kullanamam abi diyen varsa da şu anda görmüş olduğunuz gibi tepli ve herhangi bir şunu cevap sizden satın alabiliyorsunuz. Ve böylesi bence çok daha iyi. Çünkü mouse hiç kaymıyor ve ultra hafif. Yani ve bu arkadaş e, görmüş olduğunuz Spartan biraz daha hafif durumda ki ondan büyük olmasına rağmen. Ama tabii ki herkesin e, tercihi hafif mas olmayacağı için e, ona bir şey diyemiyorum. E, bunların tamamen aslında bu mouse'ların tamamen tek amacı ergonomik mouse. Yani elinize tam oturuyor. Şöyle göstereyim hatta ne kadar gözüküyor da bilmiyorum ama hani istediğiniz herhangi bir şekilde bu mouse'u tutmakta serbestsiniz. Sadece biraz büyükler. Bunlara alışmak lazım. E, o kadar. Ama tabii ki bu arkadaşın büyük büyük abisi bu sağ taraftaki arkadaş çünkü şu an ne verirse piyasadaki en kaliteli sensör sahip kendisi. Bunun tek bence eksisi benim için bu masun Yani defo stratejileri bence hepsinden kötü. Yani bununla hiçbirini saymıyorum ki. Bu arkada başka bir veri var zaten. Bu, bu arkadaştan daha fazla harf. Spratt'tan daha fazla harf. Yani, Bu ağır mouse. Bu herkese gitmeyecek bir mouse. Ama bence kullananın, sevenin hani çok olduğu bir mouse. Bunun içinden çıkan dış yapışkanları da o kadar iyi değil. Hatta bence en kötüsü bu. Razer'ında. Ee, ama benim şu anlık main mouse'um bu. Çünkü ben başka bir markadan aldığım şeyi kullanıyorum. Ben şu an sadece bunu kullanıyorum. Bundan da memnunum. Ama dediğim gibi bu işlerindeki en ağır mouse herkese hitap etmez. Ve özellikle alttaki skatezi çok aşırı yavaş ve kötü olduğu için en azından benim açımdan kötü olduğu için kendim her şeyin değiştirerek kullanıyorum bunu. Ee, bu mouse alacak arkadaşlar buna kesinlikle dikkat etsinler. O yüzden hani dediğim gibi ağır mouse herkese gelmez. Sensiniz düşükse mecburen bu arkadaşı biraz bay bayağı bir kalabilirsiniz. Ergonomik mouse'lar bitti, bu kadar. Şimdi Logitech'in tam kanıtı olanlara gelelim. Gelelim Logitech'in shape'ine, yani bu Superlight'in shape'ine benzeyen ya da ona muadil olan mouse'lara bakalım. Sağdaki tekrardan Razer'in e, Viper V2 Pro'su. Tabii bu custom edilmiş şey hali. E, bu arkadaş da Pulsar X2 Wireless. E, bu da tabii custom edilmiş şey hali ki bu özel edition. O yüzden hani biraz bir şey olabilir inceler ee, bu ikisi tamamen Vez hani şöyle yan yana koyayım hatta. Şöyle yan yana göstereyim şöyle. Nevesi birbirinin aynısı. E, ee, bunların arasındaki tek fark tek tek sensör. Ee, aslında Vezer'ın sensörü bu ikisinden daha iyi ama dediğim gibi sensörün tabii ki daha iyi ne kadar o kadar bizim için iyi ama gerçekten o kadar fazla bir fark ettiğini ben daha görmedim. O yüzden çok fazla ondan bahsetmeyeceğim. Tek artıları bence Hani bunların hani Logitech tabii ki artık herkesin yerinde farklı ama mesela bu arkadaşın içinden herhangi bir şey çıkmıyor. Hani çok bomba bir kutusu var. Yani dışındaki şeyi tekrar ben başka bir sıradan aldım. Bunun default de aynı öndeki Razer'in gibi kötü. Yani bu tamamen aslında hani bu mouse'u alacaksanız kart etmeniz gerekiyor. Ee, edilmediğim müddetçe ben bunu çok fazla önermiyorum. Kötü mouse değil, iyi mouse ama mesela Superhot kullanırken mesela avuç içiniz değiyorsa bu mouse'a değmeyecek. O yüzden alırken dikkat etmeniz gerekiyor tamamen şeklili ne mesela aynı gözükse de değil bunun arka tarafı biraz daha ince bunun arka tarafı biraz daha şişman ee, gelelim bu arkadaşa bu arkadaş şu an e, özel için bendeki ama hani normal edinçin olmadığı için mecburen bundan atmak zorundayım e, bu eğimten pek diye geçiyor bu arkadaşın içerisinden e, dışarıda dış, dışında görmüş olduğunuz stickerlar e, altındaki stik, e, yedek bir iki tane daha geliyor. İşte Kovac'tan, Eminem'den falan kodlar modlar veriyor size. E, erişin, bu edition, bu edition ve e, ayrıca farklı renkleri de var bu arkadaşın. E, ama tabii ki bunun renklerine oluşamaz. Bunun Bence bu mouse'lardan komplesinin tek artısı kutu içerisinde biraz zengin olması. Yani çünkü dediğim gibi hani yedek bunlardan vermesi, yedek skates vermesi yani ekstra bir daha bir şeye para vermiyorsunuz. Ama dediğim gibi İçlerindeki hani içlerindeki ilk mouse Superlight. En iyi, zamanındaki en iyi sensör kullanan Superlight. Ee, ondan sonraki çıkan mouse'lar olduğu için bunlar tabii ki bunun sensöründen daha iyi. Ama tekrarlıyorum. Ee, sensör o kadar da ahım şahım bir şey değil. Ee, i̇vmelenmesi 50 gram üzerinde yani Newton metre derler Herhalde öyle de bir şey derler. Tam şimdi bunu şey yapamadım. Onun üzerinde olduğu için hepsi, hepsi hemen hemen aynı hissettiriyor. da sadece elinize hangisi oturuyorsa onu almanız. Dediğim gibi normal düz kullanıyorsanız hani Şöyle, şöyle, tam şöyle göstereyim. Pençe tarzı falan diyorlar buna tam olarak. Ağız avuç içiniz ev mouse'un arka tarafına değmesini istiyorsanız ya ergonomik masa seçmeniz gerekiyor ya Superlight. Ben değdirmiyorum abi, pençe kullanıyorum yani. yani ben düz kullanıyorum aslında çünkü tam dediğim pençe oluyor benim. Tam bu ee, avuç için değdiği kısmı. Pençe şey kullanıyorsanız da bu iki arkadaş sizin çok daha iyi olur. Çünkü avuç içiniz bu arka taraflara değmediği için sizi rahatsız etmeyecek. O yüzden daha fazla konu yapıyorsunuz. Ama tabii bir de şöyle bir ekstra noktamız var. Birincisi mousepad önemli. Yani bu mouse'u aldım hani neden hani diğerini bahsettiğim gibi şey girmeden önce önce mousepad önemli. Eee mouse alıyorsanız bence biraz daha speed mousepad'ı yönelmeniz gerekiyor. Hafif mousepad alıyorsanız da biraz daha kontrol almanız gerekiyor. Ama bu arkadaşlar gibi biraz daha orta aldık. Yani çünkü en hafifi bu olduğu için bundan bahsediyorum. Bu da en hafif olduğu için. Bu üçü biraz daha orta ağırlık kısmına geliyor. Bu üç arkadaşlar orta ağırlık kısmında olduğu için tamamen sizin onun içerisindeki sensiniz. yani ne bileyim. E, şeyinize göre mouse seçmeniz, seçmeniz gerekiyor. Ee, yani bu kadar. Yani bu 5 mouse'un hepsinin kullanıldığı switch neredeyse aynı. Hiçbir farkları yok. Dediğim gibi bunların tek amacı yani aslında mouse'un birbirinden tek artısı şarj süreleri içinden ekipmanların ne çıkıyor ne çıkmıyor. Mesela atıyorum bunun için hiçbir şey çıkmaması, bunun için bir eksi, bunun içinden çıkması bir artı öyle öyle gidiyor. E, ve bunların aslında hani default hallerinde yani işlevinden çıkanların ne kadar eder, Mesela bununla yani skatizm mesela çok fazla gitmez. Bence bunun altı alevi değişmesi gerekiyor. Ama mesela süper ben jüve değil, default skatizle bile de gayet uzun gidebilir gibi gibi. Böylelikle ve sahip hepsi. O yüzden yani şimdilik bu 5 tane masumuz var elimizde. Attıklarda daha fazla masum olursa onları da belki ilerleyen dönemde koyarız. Benden bu kadar. Ee, tabii ki böyle bu videonun sonu olacağı için hani abi hangi mouse olayım hani bir şey söylemedin gibisinden şey olmasın. Yani aslında bu 5'inden hani şu iki arkadaş mesela biraz daha piyasada az bulabileceğiniz bir mouse. Ee, bu ikisi de biraz daha hani ne bileyim artık bu son dönemlerde maalesef biraz daha e, küçük küçük bir yüksek bir yani o yüzden bu 5 mouse arasından tabii ki yani Hepsinin şepi farklı olduğu için videonun başına söylemiştim. E, eliniz ne uygunsa onu almanız ama hani bu 5 mouse arasından ulaşabileceğiniz en rahat mouse bu ortadaki superlight olduğu için hani yani şu an superlight almak istiyorsanız bence alabilirsiniz. Çünkü yani şu 5'inden hem en rahat ulaşılabilen hem diğerlerinden hiçbir eksiği olmayan ve default strateji diğer çoğusundan uzun süre kullanabileceğiniz şu an tek mouse superlight. O yüzden şu an superlight'ı bence alıp geçebilirsiniz. Tabii ki diğerlerini ulaşamıyorsanız. O da hep tamamen sizin keyfinize kalmış. Ben de bugün bu kadardı. Hoşçakalın. videoda kadar görüşmek üzere.